Şehirde halkın sürekli isyanını dile getirmek istiyorum burada. Ben bunu siyasilerle de konuşuyorum sürekli. Çok da yazıyorum. SEDAŞ. Elektrikler çok kesiliyor. Yani yazın sıcaktan, kışın soğuktan. Elektrik kesilebilir ama doğalgazla ilgili sıkıntı oluyor. Evde yaşlılar var, bakıma muhtaç insanlar var. Engelli çocuklarımız var. SEDAŞ. Çok önemli. Siz gelmeden önce biz çok haber yaptık. Bir çözüm bulamadık. Bu yılların sorunu. Bu dağıtım firmalarıyla ilgili hususa ben de katılıyorum. Bu dağıtım firmaları az para harcayarak, az yatırım yaparak çok kar elde etme hevesinde olan firmalar. Ben valiliğim süresince de yapmış olduğum muhtarlar toplantısında bu şikayetler hep geldiğinde de onlarla hep ciddi ciddi karşı karşıya geliyorduk. Burada da demek ki aynı benzer sorun var. Bunlar tabii ihaleyle verilen İşte uzun süreli özelleştirmeler kapsamında hem yatırım yapıp iyileştirme hem de dağıtım işini yapan firmalar. Ama maalesef bunlar yatırım konusunda biraz cimriler. İşte bunu tabii Enerji Bakanlığı ile birlikte görüşerek yıllık yatırım programlarını onlara onaylatarak devam ediyorlar. Ama bizim sorunlarımızı çözmüyor. Tabii biz büyüyen de bir şehiriz. İşte dolayısıyla yıllar önceki abonelik durumlarına baktığınızda şimdiki abonelik durumları farklı. İşte o zamanki enerji ağına baktığınızda şimdiki enerji ağı da farklı. Bunları gerekçe gösteriyorlar. İşte yeni yatırımları gerekçe gösteriyorlar ama mevcut durumun da iyileştirilmesi konusunda bir takım yatırımlar yapmak durumunda. Biz bu sorunları yaşıyoruz. İşte kışın soğuktan, yazın sıcaktan kesiliyor. Bu Türkiye'nin genelinde benzer sorun var. Yani sadece Sakarya münhasır bir şey değil. Bunun farkındayım. Bunu takip ederiz.